Merhaba, webinarımıza hoş geldiniz. Bugün ASEL'le birlikte size Barat London'ın Börmünze Highs projesini anlatacağız. ASEL, Barat Uluslararası Satış Müdürü. Hoş geldin ASEL, teşekkür ederiz. Merhaba, <laughs> Merhaba Arzu Hanımcığım, hoş geldik. Beni de davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler vakit ayırdığın için. E, öncelikle ben e, kendimi tanıtmak istiyorum. Çoğunuz biliyorsunuz Arzu Uygun ben. E, 1995 ODTÜ mezunuyum. Hayatımın, ya kariyer hayatımın 21 yılını Garanti Bankası'nda geçirdim. Bunun 11 yılında İstanbul'daki çeşitli şubelerde şube müdürlüğü yaptım. 2016 yılının başında ailemle beraber Londra'ya taşındık. E, o tarihten bugüne de e, Londra'da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen müşterilerimize danışmanlık hizmeti ...veriyoruz. E, Unique London, Barat London gibi... E, ...İngiltere'nin prestijli... ...inşaat firmalarının resmi... ...ajentanını yapmaktadır. Unique London'ın verdiği diğer... ...hizmetlerden bahsedecek olursam... E, ...amaca ve bütçeye uygun... ...projenin seçilmesi... ...potansiyel değer kazancı... ...ve kira getirilerinin... ...analizinin yapılması satın almanın tüm aşamalarının takip edilip başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasına kadar her aşamada eşlik edilmesi, avukat, gerekiyorsa morguç brokerı ve muhasebeci gibi tarafların dahil edilip yönetilmesi, kiralama, mobilya alımı ve benzeri konularda destek verilmesi. Çoğunuz biliyorsunuz ama tekrar hatırlatmak istiyorum. E, Proje satışlarımızda müşterilerimizden herhangi bir komisyon almıyoruz. Londra emlak piyasası hakkında da minicik bilgiler vermek istiyorum. Londra'da yaklaşık 4 milyon adet ev bulunmakta. Toplam piyasa değeri neredeyse 2 trilyon pound. Şubat ayı itibariyle açıklanan bir rapor vardı. O rapordaki rakamlara göre son bir yıldaki artış %11 oldu ve 87.600 adede ulaştı işlem adedi. Satılan dairelerin daha doğrusu satılan gayrimenkullerin yarısı daire tipi, diğer yarısı bahçeli ev. Yüzde kırkının değeri 300 binde ile 500 bin pound aralığında. Alım yapan kişilerin yüzde kırkı yabancı. Önümüzdeki 5 yıllık süre için beklentilerde değer artış beklentisi Londra ortalaması için yüzde on Aynı dönem için kira artış beklentisi yüzde on dört. Bu e, rapor 2021 sonunda enflasyonun bu kadar yükselmediği bir zaman yapılmıştı. Dolayısıyla e, önümüzdeki aylarda bu raporun yenilenmesini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi Londra'dan gayrimenkul alırken e, ev bedelinin haricinde sizlerin iki büyük daha doğrusu bir büyük masrafınız var. Bir tanesi alım vergisi dediğimiz stamp duty. İkincisi işlemleri yapacak olan avukatı ödeyeceğiniz ücret. O da evin değerine göre değişmekte. 2000-2500'ü geçmiyor genelde. Alım vergisiyle ilgili birkaç örnek hazırladık sizler için. Kafanızda bir şey oluşturmak için. Örneğin 400 bin poundluk bir ev aldınız. İngiltere'de yaşamıyorsunuz. Ve dünyada Türkiye dahil üzerinizde herhangi bir tapu var. Ve bunu yatırım amaçlı aldınız. Bu durumda ödemeniz gereken adım vergisi 30 bin pound. Yine 400 bin pound. Ee, yine İngiltere'de yaşamıyorsunuz. Fakat dünya üzerinde üzerinizde herhangi bir tapu yok. O zaman 18 bin pound ödüyorsunuz. Yine 400 bin pound bir ev için yine Londra'da yaşamıyorsunuz. Daha doğrusu Londra'da gidip gelip turist olarak yaşayabilirsiniz. Fakat dünyadaki ilk eviniz ve bu alacağınız evi kiraya vermediğinizi ve gidip geldiğinizde turistik olarak kaldığınızı düşünelim ya da çocuklarınızın kaldığını düşünelim. Bu e, senaryoda 13 pound gibi bir e, vergi ödüyor olacaksınız. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. E, hem e, Kendimle ilgili hem e, Unique London hizmetleriyle ilgili e, zaten hem YouTube'da hem sitemizde e, birkaç tane video var. Oradan da daha fazla bilgi ulaşabilirsiniz. Şimdi ben sözü Asel'e bırakıyorum. Asel bize hem Barat hem de yeni projemizi anlatacak. Tamam çok teşekkür ederim Arzu Hanımcığım. Herkese merhaba. Benim ismim Asel Talipova. Ben Barat London şirketinde 6 seneden beri çalışıyorum ve uluslararası satış müdürüyüm. Bizim şirket hakkında kısaca anlatırsam, biz Barat London bir brand olarak Barat Development PLC'nin bir ıı, markasıyız ve biz ıı, 63 seneden beri ıı, faaliyet göstermekteyiz ve bu 63 sene içerisinde de 500 binden fazla ev ıı, teslim ettik ıı, İngiltere'de yaşayanlar için ve 1968 senesinden beri ıı, ıı, Londra Borsasında kayıtlıyız. Yani FTSE 100 şirketi olarak geçiyoruz. Yani İngiltere'nin ilk yüzde ilk yüzüne giren şirketlerden birisiyiz. Bizim özelliğimiz biz şirket olarak sadece bizim firma 13, 13 sene boyunca üst üste yılın 5 yıldızlı inşaat firması ödülünü kazanmaktır. Bu da ne demektir? Yani bizden alan yatırımcı ve yaşayan alıcıların %90'dan fazlası evet ben Baratlan'dan projesini beğendim, satın aldım ve başkalarına da tavsiye ederim demesidir. Yani yüzde seksen 89 alırsanız o zaman 4 yıldızlı inşaata giriyorsunuz. Biz de 13 sene boyunca art arda 5 yıldızlı inşaat firması ödülünü alıyoruz. Ve son 14 sene içerisinde de tüm firmalardan daha fazla NHPC ödülünü kazanan tek, tek firmayız. Aa, bizim şu an aa, fiyatlarımız 276 bin pound'dan başlıyor ve aa, geçen sene firma olarak 1314 tane ev teslim etmişiz. Fakat bizim amacımız her sene 2000'den fazla Londralılar için ev teslim etmektir. Şimdi herkesin beklediği Bermondsey Heights hakkında size kısaca bilgi vermek istiyorum. Ve bu bilgiyi vermeden önce size şunu da bahsetmek istiyorum. Bu Ben bu bölgede yaklaşık 15 sene yaşadım. Yani Londra'ya daha ilk geldiğimde bu taraf yani 10 dakika uzaklıkta bir yerde yaşıyordum ve orada otelde ilk işimi başlamıştım Londra'da ve ben bu bölgeyi çok iyi biliyorum ve bu bölgenin Londra içerisinde sene boyunca ne kadar yenilendiğini ve ne kadar değer kazandığını çok iyi biliyorum. İşte bu a, projenin yakında olan tüm parkları gezmişimdir. Zaten biliyorsunuz ben a, Londra'da bisiklet sürmesini çok seviyorum. Ve cumartesi, pazar mutlaka Londra'nın bir tarafına gidiyorum. Geri gelince de haritayı kullanıyorum. Ve inanır mısınız bu bölgenin değişimi inanılmaz. Şimdi konum hakkında anlatırsam a, zaten a, bu... A, Borough of sadak dediğimiz belediyeye ait. Gördüğünüz gibi nehrin güneyinde yer alıyor ve uh, ünlü yerlere bakarsak sağ tarafımızda sağ tarafımız Canary Wharf, üst tarafımızda City of London, Wapping ve sol tarafımızda da, da uh, Westminster. Uh, la London Bridge ve uh, South Bank dediğimiz yerlerin yanındadır. En yakın parklarımız ise uh, burası işte Burgess Park, uh, Sadak Park uh, ve uh, Surrey Keys uh, shopping uh, merkezine çok yakın. Bu shopping uh, merkezinde eğlence uh, yerleri de var ve büyük odyon sineması da var. Uh, güzel bir uh, vakit geçirmeniz için lokasyon olarak uh, South Bermondsey istasyonuna sadece 5 dakika uh, yürüme mesafesinde ve oradan da 5 dakika 3 dakika içerisinde London Bridge istasyonuna ulaşıyorsunuz. London Bridge istasyonuna geldiğiniz zaman da hem Borough Market hem Tower Bridge, Shard işte South Bank gibi Londra'nın en ünlü turistik yerlerine ulaşmış olursunuz. Thames nehrine zaten yürüme mesafesindedir. Kanada Water'ı da çoğu insanlarımız biliyor. Zaten yine şöyle otobüsle giderseniz bir 15-20 dakikada ulaşıyorsunuz. Sarıkiz tarafında bahsettiğim gibi alışveriş merkezimiz var. Ve Crystal Palace, Brixton ve Clapham'a London Overground dediğimiz metro bağlantısıyla ulaşabilirsiniz. İşte bahsettiğim gibi Londra'nın ünlü turistik yerleri Borough Market, işte New Cross Old Kent Road'da çok güzel pub'larımız, restoranlarımız var ve Londra'nın simgesi olan Tower Bridge, e, Tower Bridge e yakındır. Şimdi ulaşım bağlantısına baktığımız zaman işte Londra'nın en sevdiğim tarafı Arzu Hanım nasıl diyorduk? Public transport'ı Türkçe. Public transfer, Türkçe. Bak şimdi. Evet. Acayip ulaşım, oturuşmuş. ulaşım. Yani halk ulaşımı. Ulaşım değil mi? <laughs> halk ulaşımı değil de neyse. Herkes <laughs> anlıyor artık. <laughs> evet, public, transport public transfer Public transfer'ın her sene boyunca yenilenmesidir. Bildiğiniz gibi bu sene yani 10 seneden beri beklediğimiz Crossrail istasyonu açıldı. Ve Crossrail istasyonu inanır mısınız bir buçuk saatlik e, ulaşımı yarım saate indirdi. Ve size şöyle anlatayım. Şu anda biz South Bermondsey istasyonuna 800 metre uzaklıktayız. Fakat proje tamamlandığı zaman 2025 senesinde şurada yeni bir tane Saray, Saray, Kanal dediğimiz yeni bir overground istasyonu açılacak. Ve bu, bu overground istasyondan sadece birkaç dakika uzaklıkta Whitechapel istasyondan direkt Crossrail ile bağlanıyorsunuz. Ve dolayısıyla Heathrow Havalimanına kadar 46 dakikada, 45-46 dakikada ancak çok çabuk şekilde ulaşacaksınız. Zaten uh, London City uh, havalimanımız buradan uh, 17 dakika uzaklıkta. Ondan sonra da uh, e, trenle gördüğünüz gibi London Bridge istasyonuna 5 dakika uzaklıkta ve London Bridge istasyonunda da zaten bizim uh, hem Jubilee Line hem Northern Line istasyonlarımız vardır. Asa rica etsem projenin yerini cursor'la gösterebilir misin tekrar? Evet, projenin yeri işte bu e, haritada e, kırmızı olarak e, gösterilen yer. Görebiliyor musunuz evet, şimdi? Işte senin gösterdiğin yerle şey farklı. Sen şu an nehri gösteriyorsun. E, sen sanırım farklı görüyorsun. Aslında o pembe halkayı göster yani pembe i̇şte halka İşte pembe halka. Evet, pembe Aa, halkanın olduğu gözüküyor. yer. Farklı gözüküyor. Ben düzelteyim. Cursor'la prezentasyon doğru çalışmıyor. Ee, sağda. Ha ah, tamam şimdi oldu. şurası tamam. 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 Harika. Tamam. Teşekkür ederim. Hı -hı. Şimdi gelelim bu projenin en güzel ve özel tarafına. Şimdi Londra'yı kısaca da tanımış olsaydınız Londra senelerdir a, gelişmekte olan a, bir şehirdir. Mesela 25 sene öncesinden Canary Wharf'ı kimse bilmiyordu. Bildiğiniz gibi şart dediğimiz bir bina yoktu. Şu an şart bildiğimiz gibi Batı Avrupa'nın en yüksek binalarından birisidir. Ondan sonra Wembley, Elephant and Castle, Nine Elms gibi kentsel dönüşümler oluşmaktadır. Ve Arzu Hanım siz de biliyorsunuz kentsel dönüşümün olduğu bölgelerde ev fiyatları Londra'nın ortalamasından daha da yüksek bir e, kazanç kazanıyor. Değil mi Arzu Hanım? Evet, evet. zaten bu projeyi Ay. müşterilerimize tavsiye ederken altını çizdiğimiz noktaların en başında kentsel dönüşüm bölgesi olması geliyor. Şimdi size işte bu resimde gördüğünüz gibi işte burası bizim proje ve kentsel dönüşümde hemen projemizin yanı başında yer almaktadır. Gördüğünüz şu resimde göstermek istiyorum yüksek yüksek katlı binalar hakkında. Şimdi bu bölgenin yenilenmesi bizim projemizin yanına 3500 tane yeni konut yaratılacaktır. Yani burada sadece konut değil, sokak manzaralarını da iyileştireceğiz. A, yeni aydınlatmalar, bisiklet yollarını ve yürüyüş yollarını da a, geliştirmekte olacaklar. Yeni a, projenin yanına yeni otobüs güzergahları gelecektir. Şu an sadece iki tane otobüs gez, ö, güzergahımız var. İleride bu da yükselecek. Ondan sonra en önemli dediğim gibi, Sarı Kanal Road ıı, da yapılacak olan overground istasyonu ve bu overground istasyondan Whitechapel'a kadar gidiyorsunuz. Oradan da hızlı tren Elizabeth Line dediğimiz Crossrail'le Heathrow'a kadar 45 dakikada giriyorsunuz. Zaten ıı, Canary Wharf ve ıı, City of London dediğimiz ıı, Londra'nın finans merkezlerine çok yakınsınız. Lewisham ve Güney Londra için 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 yapılacak olan kapalı bir spor kompleksi yapıca, yapılacaktır. Dijital, sağlık, çocuk bakımı, spor ve yaratıcı endüstriler için alan sağlanacaktır ve bu alanlar da 2000 kişilik istihdam yaratacak. Yani yeni mağazalar, barlar, kafeler ve restoranlar alacak. Eğer siz yatırım olarak alırsanız Müşterileriniz zaten uh, sokağın öbür tarafında uh, yer almaktadır. Şimdi altyapı geliştirmesine geldiğimiz zaman uh, işte gördüğünüz gibi uh, sağ tarafta uh, Canary Wharf, üst tarafında da City of London. Şimdi Sarı Kanal dediğimiz istasyonumuz bu Latham dediğimiz uh, Proje bizim projemiz buradan da 400 metre uzaklığında olacaktır gördüğünüz gibi bu Sarı Kanal istasyonundan dümdüz yukarı gidiyorsunuz ve Whitechapel'da da Crossrail'e ile değiştiriyorsunuz Hı. ve bu Sarı Kanal istasyonu tam proje bittiği zaman 2025 senesinde hazır olacaktır ve bu bölgeye gördüğünüz gibi 80 milyon sterlinlik bir Uh, fon sağlanmış. İkinci en önemli olan Bakerloo hattın uzanması. Bakerloo hattı biliyorsunuz şu an Elephant and Castle'a kadar geliyor ve Elephant and Castle'ı da biliyorsunuz Londra'nın çok büyük kentsel dönüşümü olan bölgelerden bölgelerinden birisidir. Ve burada ev fiyatlarının ne kadar yükseldiğini görmüşsünüzdür. Ve bu Bakerloo line'ın Elephant Castle istasyonundan uh, New, Old Kent Road ve uh, New Cross Gate'e kadar uh, uzanmasıdır. Ve bu proje 2035 senesinde tamamlanacak ve bu projeye 3.5 milyar sterlinlik bir uh, yatırım yapılmıştır. Yani gördüğünüz gibi Londra'ya çok çok büyük uh, yatırımlar yapılıyor ki. Uh, uh, altyapım ulaşımı uh, iyileşsin diye. Şimdi site planına gelince uh, gördüğünüz gibi uh, projemiz pek fazla büyük değil. Uh, i̇ki tane birleşmiş binadan oluşacak. Ildir'ten ve Rolling Street köşesinde yer alacaktır. Şu an uh, South Bermondsey istasyonuna 10 dakika yürüme mesafesindesiniz ve yeni açılacak olan Sarı Kanal istasyonuna da 5 dakika yürüme mesafesinde olacaksınız. Uh, şu gösterdiğim uh, bina 26 katlı bir bina. Ve burada sadece işte private apartments dediğimiz size teslim ve satışını yapacağımız binadır. Ve alt tarafındaki bu binada işte bizim social rent dediğimiz belediyeye ait daireler olacaktır. Ve binamızda iki tane bahçemiz olacak. Şimdi bahçeyi gösterirsem, bahçeyi gösteremiyorum bir daha sonrasında gösteriyorum. Bahçe işte bu binanın batı tarafının yedinci katında yer alıyor. Şimdi Bermondsey Heights projemizde 163 tane daire olmuş oluşmaktadır. Onun 75 tanesi 1 artı 1, 68 tanesi 2 artı 1 ve 20 tanesi de 3 artı 1 dairelerden oluşuyor. Ve gördüğünüz gibi de dairelerimizin hepsi balkonlu ya da teraslı gelecektir. İşte bu size göstermek istediğimiz bizim projemize ait olan 7 kattaki bahçemiz ve bu bahçede gördüğünüz gibi Londra'nın güzel manzarasına sahiptir. ailenizle ve arkadaşlarınızla burada güzel bir zaman geçirebilirsiniz. Şimdi site bilgisine geldiğimiz zaman şöyle anlatayım. Şu yüksek 26 katlı binada bizim satışlarımız olacak. Bina girişi de bu sol tarafta alt tarafta olacaktır. Adresimiz SE15 adresine geliyor. Ildert'ın Road diye. Sadık London Belediyesi'ne aittir. Ücretler aidatlar olarak 1 artı 1'ler için 1270 pound'dan başlıyor. 2 artı 1'ler için 2250 bin pound'dan başlayacak. Ve 3 artı 1'ler için 2585 pound'dan başlayacaktır. Şimdi bizim şirketimizin de güzel tarafı ground rent dediğimiz yıllık arsa kiralarını artık ödemeyeceksiniz. Bunu Arzu Hanım siz de anlatabilirsiniz. Hı, hı Bina garantisi olarak biz binaya 10 senelik uh, NHPC tarafından National House Builder Council tarafından garanti veriyoruz. Leasing'de 999 sene ve uh, binanın tamamlanması ilkbahar 2025 senesi. Şimdi alım süreci nasıl geçiyor? Uh, rezervasyon depozitosu bizde 1000 pound ve uh, 6 hafta sonrasından kontrat değişiminde yani kontratı imzalıyorsunuz. O zaman yüzde kontratın yüzde onunu ödüyorsunuz ve proje tamamlandığı zaman ilk bahar 2025 senesinde geride kalan yüzde doksanını ödeyeceksiniz. Şimdi Arzu Hanımcığım ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Siz şu bina garantisi hakkında güzel bir örneğiniz var değil mi? Önce şunu söylemek istiyorum. En çok sorulan soru. Uzun vadeli bir proje olduğu için gelen soruların neredeyse çoğunluğunda bu yüzde onu şimdi veriyoruz. 2025 sonunda barat battı, yandı bitti, kül oldu. Bizim paramız ne olacak diye soruldu. Bunu ben biliyorum ama senin ağzından duysunlar istiyorum. Şimdi şöyle anlatayım Arzu Hanımcığım. Bizim şirket New Homes Quality Code dediğimiz bir şirket ile beraber çalışıyor. Ve dolayısıyla sizin yatırdığınız yüzde on. Yani umarım başımıza gelmez bu. Fakat bu yüzde yatırdığınız yüzde on New Homes Quality Code tarafından koruma sigortalı, altındadır. Evet, sigortalı ve evet. onun koruması altında. Dolayısıyla evet. e, içiniz rahat olsun. Zaten sadece şu an %10 ödeyeceksiniz. Teslimana kadar başka herhangi bir ödeme yapmayacaksınız. Hı hı. İkincisi e, Türkiye'deki tapulardan buradaki tapular farklı biliyorsunuz. E, lease hold oluyor daireler. Fakat buradaki lease süresi 999 yıl. Dolayısıyla neredeyse Türkiye'deki tapuyla aynı. O tarafta da bir endişeniz olmaması lazım. Ve bina garantisi benim daha önceki e, videolarımı seyretmişsinizdir. E, İngiltere'deki evlerin neredeyse %50'si 100 yaşında. E, dolayısıyla e, Running cost dediğimiz bu evlerin e, maliyetleri çok yüksek, çok ciddi anlamda e, sorun çıkartıyor. Yeni evlerde bu tip problemler hiç yaşamıyorsunuz. Zaten garanti altında olduğu için herhangi bir şey olduğunda zaten ilk iki yıl iç dış barat e, sistemin içinde ondan sonra HNHBC sistemin içinde dolayısıyla sizin evle ilgili tamir, vesaire gibi bir endişeniz olmuyor bu sistemde. Evet, çok doğru. Çok teşekkür ederim. Aa, şimdi Bermondsey Heights a, daire tipleri hakkında size anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi a, yani bizim a, projelerimizde dairelerde a, çok güzel balkonlarımız da olacak, teraslarımız da olacak ve size a, hazır teslim a, yani hazır olarak teslim vereceğiz. Sadece şu resimde gördüğünüz gibi a, güzel mobilyalar yani a, a, Mobilyasız teslim ediyoruz. Mobilyasız teslim ediyoruz. Fakat hı hı. mutfak, banyo, yer kaplaması bunların hepsi hazır gelecektir. Hı hı. Şimdi bir artı bir apartmanlar hakkında size bilgi vermek istiyorum. Şu an fiyatlar 447 bin pound'dan başlıyor ve bu 447 447 bin poundluk daire 10. kattaki daireye ait Hı -hı. ve burası bir artı bir daire. Şimdi Hı -hı bizim 8. kattan 20. kata kadar daire tipleri hep aynı olacaktır. Yani bir katta 4 tane 1 artı 1 ve 4 tane 2 artı 1 olacaktır. Şimdi 1 artı 1'lerin çoğunluğu 53 metre kare ve bunun içine de balkoni size dediğimiz yani bu 2.40 ile 2.80 arasındaki balkon dahil değildir. Hı <laughs> hı. Ve gördüğünüz gibi şöyle anlatayım. Daireye geldiğiniz zaman sağ tarafta da çok güzel bir storage yeriniz vardır. Sol tarafınızda banyonuz ve hemen daire içerisine giriyorsunuz. Open plan living dining dediğimiz güzel bir oturma yeriniz, yemek yeriniz olacak ve mutfağınız. Şimdi mutfak hakkında anlatırsam. A, buzdolabınız, buzluğunuz, a, bulaşık makinesi, bulaşık makinesi Hı -hı. A, bunlar dahildir. A, hatta fırın ve ocak bunlar da dahildir. Ve biz bunlara a, a, iki senelik a, garanti veriyoruz. Ondan sonra banyonuz zaten hazır gelecek, kuvvetiniz olacak a, ve şey tuvalet ve a, el yıkama sink sinkiniz olacak. Yolun. <laughs> evet, Bence, Sadece eşyası almamız gerekiyor. Evet, eşyası alacak ve yatak odanızda sadece bunu belirtmek istiyorum. Eğer gömme dolap almak istiyorsanız bu gömme dolabın fiyatını ayrıyetten ödemeniz lazım ya da siz taşındık taşındıktan sonra kendinizde de bunu yaptırabilirsiniz. İki, yatalık, iki yatak odalı daireler hakkında anlatırsam yine 10. kattaki dairenin fiyatları 567 bin pound'dan başlıyor. Ve size şu 72 numaralı daire hakkında anlatmak istiyorum. Yani ben bunu örnek olarak gösteriyorum sizlere. Bu dairemiz işte Londra'nın o binanın kuzey batı tarafında yer alıyor ve dolayısıyla sizin hem city hem sağ taraftaki şey şart sol taraftaki şartı görebiliyorsunuz. Daireye girdiğiniz zaman işte güzel bir yemek yeriniz, mutfağınız, oturma yeriniz, ebeveyn yatak odası ve en suite ve ikinci banyomuz burada da yer almaktadır. Daha önce bahsettiğim gibi mobilyasız teslim ediyoruz. Ve dolapları yatak odasındaki dolapları satın almak istiyorsanız biz de yapabiliriz. Ya da taşındıktan sonra siz de kendiniz bunları yaptırabilirsiniz. İki odalı neredeyse 77 metrekare net ölçülerdir burada. Evet 77 metrekare net konuşulur. Hı hı ilave olarak da e, balkonu vardır. Bu 70'in evet, içinde balkon anılmıyor. Ve balkonu bakarsanız gerçekten çok geniş, 370'e 2220. Yani bu gayet yani büyük bir balkondur. falan geliyor galiba? Çok. Evet, güzel. aynen öyle. Evet. evet. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Burada sadece tek özellik ön suite dediğimiz ebeveyn banyosunda. Türklerin sevdiği uh, şey duş kabin vardır. <laughs> uh, family bathroom dediğimiz yerde de kuvvet olacaktır. İngilizlerin sevdiği kuvvet family bathroom'da evet. evet. İngilizler family bathroom seviyor. Türkler de en suite'i seviyorlar. Evet. Ve uh, üçüncüsü de 3 artı 1 uh, yatak odalı dairelerimiz 642 bin pound'dan başlayacaktır. Ve mesela bu yedinci kattaki dairenin örneğini size göstermek istersem burası 114 metrekare. İnanır mısınız Londra için 114 metrekare gayet büyük bir yerdir. Ve bu dairenin özelliği de iki tane açık alanınızın olması. Bir tanesi işte büyük Winter Garden ve ikincisi de Ebeveyn Yatak Odasından. Kendinize ait özel bir balkonunuzun olması. Bu dairede binanın güney batı tarafında yer almaktadır. Bakınız dairenize giriyorsunuz zaten çok güzel bir büyük oturma yeriniz yemek yeriniz büyük bir mutfağınız mutfağınızın içinde zaten daha önce anlattığım gibi tüm ankestreler dahil ve iki senelik size garanti de veriyoruz bunlara. Ondan sonra iki tane de büyük güzel bir yatak odamız ve ebeveyn yatak odası da gördüğünüz gibi gayet geniş. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz kaç sene, iki seneden beri biz pandemi, COVID'i yaşadık. Ve insanların çoğunluğu Londra'da şu an evden çalışma imkanları var ve dolayısıyla mesela bazı müşterilerimiz iki artı bir ya da üç artı bir aldıkları zaman bir tane yatak odasında şey ofis olarak kullanıyorlar ve en önemlisi biz her yaptığımız projede hızlı hat internet sağlıyoruz yani bu Londra için numara bir yani kiracıya vermek isterseniz bu, bu yeri ilk soracakları What is the speed of your internet? Ve siz rahat rahat burası fiber optik çok yüksek kalitede internet alabilirsiniz diyebilirsiniz. Yani projemiz gerçekten çok güzel ve bu projenin özelliği size daha önceden anlattığım gibi projenin yanına yeni bir kentsel dönüşümün yapılması, yeni istasyonların açılması hem overground olsun hem a uh, baker line uh, dediğimiz hattın uh, hmm. uzanmasıdır. Şimdi resimlerden de birazcık göstermek istiyorum. İşte banyo. Uh, burası işte İngilizlerin sevdiği banyo. Kuvvet kuvvet geliyor. Evet. <laughs> kuvvetli geliyor. Fakat ebeveyn banyosunda da işte düşe geliyor. Duşe kabine. Evet. Mutfaklarımız çoğunluğu açık mutfak. Amerikan stilinde açık mutfak diyoruz. İşte fırınınız, free freezer dediğimiz buzdolabı, buzluk, ekstraktör. Evet, evet. Yani Ocavar. şey. Ya Ocağı. Halıdır hep evet, bilgisiyle. yatak odaları halıdır. Fakat ben biliyorum bazı müşterilerimiz e, halıyı pek sevmiyorlar Türkiyeli oldukları için a, projemiz ilerledikçe a, eğer biz e, a, laminated flooring yapabiliyorsak bunda a, yani bilgisini ya, ver, veriyor olacaksınız. Çünkü evet, hem bilgisini oluyor. veririz ve bunun upgradeinde. Yapabiliriz tabii ki biliriz, ayrı bir ücret için. Anladım. anladım. Hı -hı. Ve gördüğünüz gibi de güzel e, balkonlarımız, teraslarımız e, bu, e, bulunacaktır tamam. projemizde. Hı -hı. Ee, Projemiz hakkında bu kadar e, ve e, Arzu Hanım sözü e, tekrar size veriyorum. Çok teşekkürler Asal zaman ayırdığın için. E, biliyorsunuz, takip ediyorsunuz 23, 24, 25 Eylül'de İstanbul Risk Kartı'ndayız. Ya web sitemizden ya Instagram'da Biyo'nun altından oradaki tanıtımımıza katılmayı isterseniz lütfen randevu alın. Çünkü birebir görüşmeler yapıyor olacağız. Toplu görüşme olmayacak. E, fiyat bilgisini Asel e, 10. katları baz alarak verdi. Hı hı. E, seçeceğiniz kata göre artabilir, azalabilir. bilir. E, bu projeden daire almak isterseniz telefon numaramı ve web sitemi buradan görüyorsunuz e-mail adresimi bana ulaşın lütfen. E, Unique London bu projede eksklusivite aldı e, Barat London'dan. Dolayısıyla Ekim sonuna kadar e, Türkiye'deki bütün satışlar bizim üzerimizden geçecek. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Asel vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. İlave sorularınız olursa bizi nasıl bulacağınızı biliyorsunuz. Ben de çok teşekkür evet. ederim ve İstanbul'da görüşmek üzere diyorum evet, herkese. Çok az kaldı görüşmek üzere. <laughs> Sağ olun.